Genel denge modeline üretim dahil edilerek üretimde etkinlik açıklanabilir. Üretimde etkinlik girdilerin etkin dağılımıyla sağlanabilir. Buysa üretim sürecinde elde edilen ürünlerden birinin üretim miktarını azaltmadan diğerinin miktarının arttırılmasının olanaksız olduğu durumda mümkün olur. Yalnızca üretimin etkin biçimde gerçekleştirilmesi Pareto etkinlik için yeterli koşulu sağlamaz. Çünkü ekonomik problemin sadece yarısı çözümlenebilmiştir. Üretim imkanları sınırı eğrisi üzerinde sayısız çıktı bileşimi vardır. Sorun bu çıktı bileşimlerinden hangisinin seçileceğidir. Bu durumda dağılım problemi bir kez daha işin içine girer. Üretimin olmadığı durumda dağılım tüketici tercihlerine ve başlangıçta sahip olunan mal stoklarına göre belirlenir. Aynı şekilde üretimde de tüketici talebine ve mevcut girdi miktarına bağlı kalınarak etkinlik belirlenir. Bu durumda amaç hem dağılımda hem de üretimde genel dengeye ulaşmaktır. Yani her mal için üretimde etkinliğin ve her tüketici için Pareto optimalitesinin sağlanması genel denge için gereklidir. Üretim ve dağılımda etkinlik ve genel dengenin tartışılacağı bu programda anahtar kavramlar Üretimde etkinlik ve genel denge, üretim imkanları sınır eğrisi ve rekabetçi fiyatlardır. Bu programı izledikten sonra üretimde ve dağılımda etkinlik nasıl sağlanır sorusuna yanıt bulabileceksiniz. Üretim etkinliğini analiz etmek için Edgeworth kutu diyagramı kullanılabilir. Burada iki malın üretildiği, üretimde sermaye ve emek olmak üzere iki girdinin kullanıldığı varsayılır. Üretim faktörleri homojen olup toplam miktarları sabittir. Üretim teknolojisi veridir. Üretim fonksiyonları sürekli, orijine göre dışbükey ve birinci dereceden homojendir. Ekonomide üretim miktarları tüketici talebine bağlı olarak belirlendiğinden girdilerin hangi malın üretiminde daha fazla kullanılacağı da tüketici talebine bağlıdır. Bu yüzden Edgeworth diyagramında başlangıçtaki kaynak tahsisi yerine etkin üretim noktalarının belirlenmesi daha büyük önem taşır. Üretim etkinliği bazen girdi etkinliği olarak da adlandırılır. Bunun nedeni girdilerin malların üretimine tahsis edilmesi halinde birisinin üretimini azaltmadan diğerinin üretimini artırmanın mümkün olmadığı durumda etkinliğin sağlanmasıdır. Eğer sabit miktardaki girdilerin yeniden dağılımı ile ekonomide üretilen mallarda artış sağlanıyorsa üretim etkinsizliğinden bahsedilebilir. Üretimde etkinliğin sağlandığı bu noktalardan hareketle etkin üretim setine ulaşılır. Etkin üretim seti üzerinde Y malı üretimini azaltmaksızın X malı üretimini artırmak mümkün değildir. Eş ürün eğrilerinin birbirlerine teğet oldukları noktaların geometrik yeri etkin üretim seti ya da üretimin anlaşma eğrisini gösterir. Etkin üretim seti üzerindeki her noktada X ve Y malı üretimi için tüm girdiler etkin biçimde kullanılır. Üretim faktörlerinin etkin kullanımını gösteren etkin üretim seti, üretim imkanları sınır eğrisini elde etmeye olanak sağlar. Eğer tüm firmalar için sermaye emek oranları sabit, birbirine eşit ve üretim fonksiyonları ölçeğe göre sabit getir özelliğine sahipse, etkin üretim seti bir doğru şeklini alır. Diğer durumlarda eğri şeklindedir. Etkin üretim seti üzerindeki bazı üretim düzeylerinin x ve y ekseninden oluşan bir şekil üzerinde gösterilmesi üretim imkanları sınırı eğrisini verir. Üretim imkanları sınırı eğrisi, belirli şartlarda mallardan birisinin belirli bir miktar ile diğer maldan üretilebilecek maksimum miktarı gösterir. Belirli şartlar ile ifade edilen iki girdinin toplam miktarlarının sabit olması ve tümünün iki malın üretimi için etkin bir biçimde kullanılmasıdır. Üretim teknolojisi veri, üretim fonksiyonları ve eş ürün haritası sabittir. Üretim imkanları sınır eğrisinin sağındaki bölgede mal bileşimlerinin üretilmesi koşullar değişmedikçe mümkün değildir. Eğri ile eksenler arasındaki bölgede ise herhangi bir noktada üretim mümkün olmasına rağmen kaynaklar etkin kullanılmamaktadır. Müzik Yalnızca üretimin etkin biçimde gerçekleştirilmesi Pareto etkinlik için yeterli koşulu sağlamaz. Çünkü ekonomik problemin sadece yarısı çözümlenebilmiştir. Üretim imkanları sınırı eğrisinden görüleceği üzere bu eğri üzerinde sayısız çıktı bileşimi vardır. Sorun bu çıktı bileşimlerinden hangisinin seçileceğidir? Bu durumda dağılım problemi bir kez daha işin içine girer. Üretiminin olmadığı durumda dağılım, tüketici tercihlerine ve başlangıçta sahip olan mal stoklarına göre belirlenir. Aynı şekilde üretimde de tüketici talebine ve mevcut girdi miktarlarına bağlı kalınarak etkinlik belirlenir. Burada amaç hem dağılımda hem de üretimde genel dengeye ulaşmaktır. Her mal için üretimde etkinliğin ve her tüketici için pareto optimalitesinin sağlanması genel denge için gereklidir. Burada üretilen sadece iki mal vardır. Bu malları tüketen tek bir birey ya da özdeş tercihlere sahip birçok birey vardır. Genel dengeyi belirlemek için üç özelliği uygun olarak basit bir durumdan hareket edilir. Bu üç özellik her iki mala ilişkin üretim fonksiyonunun ölçüye göre azalan getiriye sahip olması, Üretim fonksiyonlarından birisi azalan getiriye sahip iken diğerinin sabit getiriye sahip olması, her iki üretim fonksiyonu sabit getiriye sahip olmasına rağmen doğrusal olmayan etkin üretim seti üzerinde farklı sermaye emek oranlarının bulunması. Tek bir tüketicinin üretim imkanları sınırı üzerinde fayda maksimizasyonuna ulaşması için tüketicinin marjinal ikame oranını üretim imkanları sınırı üzerinde marjinal dönüşüm oranına eşitlemesi gerekir. Yine iki ya da daha fazla tüketici olması durumunda pareto optimalite tüketiciler için marjinal ikame oranlarının birbirine eşit olmasını gerektirir. Bu nedenle iki tüketici olması durumunda hem üretimde etkinliğin sağlanması hem de tüketiciler arasında pareto optimalitenin sağlanması için bu iki koşulun birlikte sağlanması gerekir. Böylece genel denge koşulu iki tüketici için MRSAYX eşittir MRSBYX eşittir MRT yx eşitliğinde sağlanır. Rekabetçi dengede fiyatların üçüncü parti tarafından piyasaların temizlendiği bir düzeyde ilan edildi ve tüketiciler ile üreticilerin bunu veri kabul ettikleri varsayılır. Bu nedenle rekabetçi fiyatların iki önemli işlevi vardır. Birincisi tüm mallar için arz ve talep eşitliğini sağlar arz ve talep fazlası oluşmaz. İkincisi hem tüketiciler hem de üreticiler tarafından parametre olarak kullanılan fiyatların oranı piyasada değişim oranını gösterir. Bu durumda tüketicinin farksızlık eğrisi ile üretim imkanları eğrisinin teğet olduğu noktadan geçen doğrunun eğimi X ve Y arasındaki zımni fiyat oranını belirler. Bu fiyat oranı hem marjinal dönüşüm oranına hem de tüketicinin marjinal ikame oranına eşittir. Üretim sürecinde elde edilen çıktılardan birisinin üretim miktarını azaltmadan diğerinin miktarını arttırmanın olanaksız olduğu durumda üretimde etkinlik sağlanır ve girdilerin etkin dağılımı gerçekleşir. Etkin üretim seti üzerinde her noktada üretimde etkinlik sağlanır. Bu etkin üretim seti üretim imkanları sınırı eğrisini elde etmek için kullanılır. Ekonominin genel dengesi hem üreticiler arası denge hem de tüketiciler arası dengeyi gerektirir. Her bir mal için üretimde etkinliğin sağlanması ve her bir tüketici için pareto-optimalitesinin sağlanması genel denge için geçerlidir. Bu programda üretimde ve dağılımda etkinlikle ekonomide genel denge konusu incelendi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Mikro İktisat ders kitabının 8. ünitesinde bulabilirsiniz.